Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim karışık turşu, böyle kütür kütür çok lezzetli bir turşu tarifi hazırlayacağım. Öncelikle malzemelerimi şöyle bir sıralayayım. Sizler arttırıp azaltıp çoğaltabilirsiniz. Su miktarını tam olarak vereceğim. Sirke ve tuz hepsini siz ona göre suyunu ilave edersiniz arkadaşlar. 1,5 kilo kornişon turşu, yarım kilo yeşil biber, yarım kilo havuç, yarım kilo kadar acur, yarım kilo kadar da kelek, bir tane ufaklarından lahanayı kullanacağım. Sizler istediğiniz malzemeyi çıkartıp arttırabilirsiniz. Tüm hepsini yıkadım. Öncelikle lahanalarımı doğrayarak başlayacağım. Ve lahanamı önüme alıp ortadan ikiye kesiyorum. Ufak seçim. Benim oldukça ufak. İsterseniz de böyle yarısını da kullanabilirsiniz. İsterseniz de dış kısmını sarma, içini de turşu yapabilirsiniz. Şu sert kısmı alayım. Sonunda size tam olarak böyle suyun miktarını falan vereceğim arkadaşlar. Fazla küçültmeden şöyle doğruyorum. Şöyle tepsinin içerisine alacağım. Yıkayınca onlar ayrılacak arkadaşlar. Çok aşırı da küçültmüyorum. Şu çok büyükleri ikiye bölebilirsiniz. Şimdi hepsini böyle doğrayıp tepsiye alıp götürüp güzelce yıkayıp süzgeçe alacağım. Ben yarısını kullanacağım. Arzu ettiğiniz gibi hepsini de kullanabilirsiniz. Havuçların öncelikle kabuklarını tamamen halledebiliyorum. Şu sap kısımlarını da alıyorum. Uçların dışlarını aldıktan sonra şöyle uzun uzun doğruyorum. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle doğruyorum diye siz de böyle doğramak zorunda değilsiniz. Yeşil biberlerimi de şu kısımlarını, çöplerini şöyle alıp ikiye kesiyorum. Eğer küçükse böyle ikiye, daha büyükse üçe de bölebilirsiniz. Ondan sonra acurlarını da şu sap kısımlarını alıp şöyle çok ince olmadan doğruyorum. Biraz büyük büyük bırakıyorum. Bilirsiniz, bu tamamen size kalmış ama ben şöyle ikiye, hatta üçe kesip içlerine böyle renk vermesi için istiyorum. Bunların adı da kelek. Hazır. Salatalıkların şu baş kısımlarını şöyle alacağım. Onu da kenara alayım. Almak istemiyorsanız almayabilirsiniz ama ben istemiyorum içinde olmasını. Malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi sarımsakları şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Tam 3 baş sarımsak kullandım bunun için. İlili bayağı büyük sarımsaklarım. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Büyükleri 3'e de kesebilirsiniz. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Bir tanesini doldurdum. Ben böyle bol lahanalı istiyorum arkadaşlar. Lahanası daha bol şekilde hazırladım. Şimdi şu diğer iki tanesini de sizinle birlikte hazırlayacağım. Alt kısmını şöyle lahanaları bırakıyorum.
Her ikisini de aynı şekilde şöyle muhakkak bastırayım. Önce alt kısmı bolca bastırayım. Tamamen kafama göre yapıyorum şu an. Hiç fark etmez. Şimdi de şöyle salatalıkları koyacağım. Havuç gitti. Aralarına şöyle sarımsak. Şimdi tekrar lavana. Şimdi biber dolduracağım. Uçları şöyle ettiriyorum. En üstüne tekrar şöyle birkaç sarımsak bırakıyorum. Kapatmak için şöyle bir tutam maydanozu bastırıyorum arkadaşlar. İyice bastırın. Maydanozu iyice bastırın arkadaşlar. Çok boşluk kalmasın. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Her bir litrelik kavanoz için bir su bardağı üzüm sirkesi, bir çorba kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı kadar da şeker, bir çay kaşığı kadar da limon tuzu kullanıyorum. Kullanıyorum ben arkadaşlar. Bunlar 2 litre olduğuna göre şimdi şöyle klasik bardaklarla 2 su bardağı sirke, hatta 1,5 bile koyabilirsiniz 2 litreye. Bu 3 litre olduğu için buna 3 değil de 2,5 falan koyacağım arkadaşlar. Şimdi 1 çay kaşığı limon tuzunu bırakıyorum. 2 litre olduğu için 2 tane, 3 litre olduğu için 3 tane. Limon tuzundan sonra 2 tane şöyle çok doldurmadan kaya tuzu. Dediğim gibi 1 litreye 1 kaşık arkadaşlar. 2 litre olduğu için 2 kaşık koyuyorum. 1 tatlı kaşığı da toz şeker. Yani 1 tat kaşığı dediğim litreye göre söylüyorum arkadaşlar. Geçene kadar su dolduruyorum. Ben içme suyu kullanıyorum ama kaynatıp soğutabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş dökün. Şöyle bir kere vurduğunuzda zaten çöküyor. Şöyle hatta bir bardak yapabilirsiniz. Tam üstüne kadar su çıksın arkadaşlar. Çıkıyor. Şöyle çok sıkı bir şekilde ağzını kapatmaya özen gösterin lütfen. Şöyle iyice sıkın. Şöyle karıştırın. Limon tuzları falan iyice karışsın. Şöyle kontrol edin. Su
Şimdi ben kurulayacağım, bakacağım. Su akıyorsa tekrar açacağım. Su akıp hava alırsa o zaman olmaz turşunuz. Şöyle bakıyorum. Şu anda gayet iyi. Su akma durumu yok. Bunu da kapatayım. Şu kenardakiler falan iyice otursun. Yoksa kapak tam oturmaz. Şimdi kenar kısımlarını şöyle siliyorum ve deniyorum. Yatırıp şöyle de sıkabilirsiniz. Şöyle bakın. Su falan akıtıyor mu diye. Elinizden geldiğince çok çok sık kapatın arkadaşlar. Bir 15 gün, 20 gün, hatta zamanınız varsa bir ay hiç açmayın. Turşularım artık hazır arkadaşlar. Şimdi bir 20 gün, 25 gün boyunca hiçbir şekilde açmayacağım. Bakın eğer ki kapakları böyle atıp ne bileyim kenarlarından su falan taşıyorsa bilin ki turşunuz tutmamıştır. Gördüğünüz gibi suyu da gayet güzel. Şu üstündeki maydanozları alayım arkadaşlar. Ondan sonra bir servis tabağına koyacağım. Turşunun hepsinden biraz biraz çıkaracağım. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Kütür kütür. Turşularınız açtıktan sonra içeri sıcaksa muhakkak dolapta saklamanızı tavsiye ederim. Turşuların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle sesini biraz açın. Kütür kütür harika olmuş. Lahanası da aynı şekilde. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bu güzel lezzeti, turşuyu muhakkak baştan sona kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İnanın ki kütür kütür harika olmuş. Püf noktalarını, ayrıntıları videonun altına yazıyorum. Göz atmayı unutmayın ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.